İyi Parti'ye Fethiye'den yeni üye katılımları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta avukat Abdullah Küçük Bozbaş, 2009-2014 Muğla İl Genel Meclis üyesi, 2014 yerel seçimlerinde Fethiye Belediye Başkanı adayı olan ziraat mühendisi Mehmet Üyük, geçmiş dönem AK Parti Belediye Meclis üyesi Onat Aktu ve Huzurevi eski müdürü Adem Güngör'e İyi Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener tarafından rozetleri takılmıştı. İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'nda aralarında geçmiş dönem AK Parti Belediye Meclis Üyesi Onat Aktu'nun da bulunduğu yaklaşık 200 kişiye rozet takma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene geçmiş dönem belediye başkanı Behçet Saatçı, Doğru Yol Partisi'nden milletvekilliği yapmış Latif Sakıcı'nın oğlu Ahmet Sakıcı ve partililer katıldı. Törende konuşan İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban, güzel günlere çok az kaldı dedi. Önemli bir ana tanıklık ediyoruz biz de. İş insanı, siyaset insanı, gönül insanı Sayın Onat Aktu Beyefendi mahiyetiyle beraber, kıymetli arkadaşlarıyla beraber hoş geldiler, şeref verdiler. Onlara Allah'ın selamıyla, selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti ve bereketi hepinizin üzerinizde olsun inşallah. Tabii büyümeye, büyütmeye, Türk milletini, Türk vatanını, bu toprakları tekrardan, yeniden inşa etmek için Türkiye'nin merkezine oturmaya çok ramak kalmış, iktidara gelmemize çok az kalan bu sürede İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanlığı olarak mücadele etmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Artık Türkiye'de söylenmeyenleri söylüyoruz, dile getirilmeyenleri dile getiriyoruz. Lamıcımı yok, tam ortasından kitabın konuşuyoruz. Türk milletinin elzem sıkıntılarını, dertlerini dile getiriyoruz ve bunları sadece dile getirmekle kalmıyoruz. Çözüm önerilerinin metotlarını vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Memleketi yönetenle paylaşıyoruz. İnşallah çok az kaldı güzel günlere. Tekrardan hukukun üstünlüğünün temel alındığı, demokrasi mekanizmasının tam anlamıyla çalıştığı, temel hak ve özgürlüklere saygı duyulduğu, sadakat kavramı yerine liyakatin tesis edildiği, eşitlik kavramını yürekten hissedeceğimiz, mekanizmaların tam anlamıyla çalıştığı eski Türkiye diyorum ama inşa edeceğiz. Ve bunu inşa ederken İyi Parti çatısı altında Türk siyasetinin merkezi durumuna gelmiş, artık makullerin etrafında buluşmaya devam ediyoruz. Değerler üzerinden siyaset yapmayı reddediyoruz. İnşallah genel başkanımızın önderliğinde iyi günler, güzel günler, üreten Türkiye, mutlu Türkiye, insanların birbirleriyle kutuplaştırılmadığı, kakafoninin ortadan kalktığı, herkesin birbirini kucaklayacağı günlere çok az kaldı. Tekrardan iş insanı, siyaset insanı, değerli abim, dostumuz Onat Aklı Beyefendi'ye ve kıymetli arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. İyi ki buradalar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir süre ara verdikten sonra siyasete İyi Parti'de devam etme kararı alan iş insanı Onat Aktu da ülkemiz derin krizlerin içinden geçiyor ifadelerini kullandı. İlerimizi sunuyoruz. Burada gördüğünüz gibi bizim için en önemlisi ağırlıkla gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz var. Bu önümüzdeki sürecin özellikle gençlerin karar vereceği, hanım kardeşlerimizin karar vereceği bir süreç ve seçim süreci olacağının bir habercisi. Biz biraz kendimden şöyle bahsedeyim. Genellikle iş hayatı açısından iş insanı olarak biliyorlar. Muğla'nın değişik yerlerinde, değişik turizm, inşaat ve tarım sektöründe
Şirketlerimiz var. Bunlarla iş insan olarak iştigal ediyoruz. Siyaset hayatıma Anavatan Partisi'nde başladım, gençlik kollarında. Bu vesileyle yarın da 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın vefatının yıl dönümünde rahmetle kendisini anıyorum. 2014 bir ara verdik ticari hayatımızdan dolayı. 14 yılında Fethiye Belediye Meclis Üyesi olarak ve Büyükşehir Belediye Meclis olarak tekrar siyaset hayatına döndüm. AK Parti'de döndüm. Yerel yönetimlerde, Büyükşehir'de. Ne yaptık? 2019'da özellikle Fethiye'de İmar Komisyonu'nda ve 5 yıl görev süren boyunca Muğla Büyükşehir İmar Komisyonu'nda 1/25 binlikler dediğimiz master planların özellikle Muğla'mız ve ilçeleriyle ilgili yapılaşmasını, planlanmasını onayan mecliste ve altında karar mercisi arkadaşlarımla beraber bir çalışma yürüttük. Ve belediyelerimizle, STK'larımızla, muhtarlarımızla konsensusun sağlandığı güzel bir çalışma oldu, siyasi çalışma. Sonrasında 2019'da siyasete işlerimin yoğunluğu sebebiyle ara verdim. 2021 yılında da partimden istifa ettim. Bir süre tabii işlerimiz vesaire uğraştık ama sağ olsunlar genel başkan yardımcımız, yerel yönetimlerden sorumlu Profesör Doktor Sayın Metin Ergun Beyefendi'nin, il başkanım Sayın Davut Cumhur Akmeşe Beyefendi'nin ve ilçe başkanım Fatih Çoban Beyefendi'nin, Ali Fatih Çoban Beyefendi'nin davetleriyle arkadaşlarımızla İYİ Parti'de faaliyetlerimize devam etme kararı aldık. Kolay gelsin başkanım. O şeref bize ait başkanım. Çok güzel olmuş.